Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum sıcacık gülümsemesiyle, pozitif enerjisiyle yıllardır hepimizin, hayatımızın bir parçası. Sinemamızın ve tiyatromuzun en önemli isimlerinden. Pek çok dizide de rol alan, benim de rol arkadaşım, hayat arkadaşım, okul arkadaşım Deniz Gökçer. Hoş geldin Hoş Deniz. Hoş bulduk. Ne nasılsın? Güzel burada seninle olmak, seni tekrar görmek. Ne güzel. Çok mutluyum. Ay, bana da çok iyi geldi. Çok. Bu uzun zamandır da görüşememiştik. Çok. Şimdi seni çok görünce böyle karşımda tabii ki önce bir geçmişe doğru evet, gittim. Evet, ay dedim ya yıllar ne kadar hızlı geçti. İnsan inanamıyor bu yaşa ben gelmiş olamam diyor. Bilmiyorum ben öyle diyorum bazen. Böyle o bale eğitimi aldığımız o yıllar. Ya seninle aslında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda evet, ilk bale eğitimi aldığımızda mantanışmıştık. Evet, senle ilk balede tanıştık, sonra tekrar tiyatro evet, bölümünde. Çok değil birkaç yıl sonra evet, yollarımız tiyatro eğitiminde kesişti. Evet, evet. O dönemlere, hmm, o hayallerin peşinden giden küçücük kızlara selam olsun. Ya. Ben hele tiyatro değil de o bale eğitimi aldığımız yaş, yani benim ben 7 yaşlarında yatılı kalıyordum. Düşüse daha kendime bakamıyorum. Saçımı falan tarayamıyorum. Ayakkabımı bağlayamıyorum. Ya. Zorlanıyorum. Ben 9 üstüne falan de ailem İstanbul'da ya, bir yandan ya da hasret çekiyorum. O 7 yaşındaki ya halime düşünsene. Çok küçükmüşsün. Ya. Sen şanslıydın tabii. Ailen Ankara'daydı. Evet. Ben kendim ısrar ettim yatılı yatılı diye. İlle arkadaşım olsun diye kardeşim yok. Annem evet, babam boyuna tiyatro. Aile hmm demişken baban Cüneyt Gökçer. Allah tiyatro Allah deyince ilk akla gelen. Öyle öyle. Cüneyt Gökçer'in, Nediha evet, Gökçer'in evet, evladı olmak nasıl bir şey? Vallahi, öylesine büyük isimler ki onlar. Canım benim. Bir kere tabii ki çok onur verici bir şey. Her zaman onur duydum ikisiyle de. Ama aynı zamanda da bir sorumluluk yüklendim. Özellikle bu mesleği seçtikten sonra yani onlara layık olmalıyım. Hmm. Duygusunu hep taşıdım. Değil mi? Çünkü böyle iki isim onları mahcup etmemem lazım diye düşündüm hep. Hakikaten çok büyük sorumluluk gerçekten. Bale eğitimine ilk sen mi heves ettin ya da annen baban mı sana tavsiye etti baleyi? Annem babam beni hep uzak tutmaya çalıştılar. Yani ne bale ne tiyatro. Tiyatronun lafını ben gerçi diyorum ya hep tiyatronun içine doğdum. Çünkü gözümü açtım tiyatro. Babam klasik müzik koyar. Tchaikovsky, Mozart bir şey çalışır, bilmem ne falan öyle seyrederim. Yeah. Annemi öyle yani bir yaşam biçimi bizim için tiyatro. Ben de tiyatrocu olayım. Hayır hayır babam hep çok yorucu bir meslek. Sen bak çok bir ince şey bir çocuksun. Ben seni çok iyi okutacağım. Bol dil öğren. Annem de evet çok yorucu. Sen çok iyi dil öğren, iyi oku, iyi bir ev hanımı ol. Aa evet büyüyünce ne olacaksın derler. Ev hanımı olacağım. Ne bileyim bana annem ev hanımı. İyi mi? Sonra işte Ankara Maarif Koleji'ne verdi. Bilmiyorum bir şey mi soracaktın? Şeyi soracaktım. İnsan kendi mesleğini çekerken bir yandan onun acılarını da beraber çekiyor ya. Evladına o acıları yaşasın, o korkuları, o risklere girsin istemiyor. Çünkü hakikaten aktörlük adam akıllı, ağır bir meslek zaten. Belki de ondandır. Bir onlar de kendi çektiklerini sana çektirmemek tabii için. Tabii. Bir de Hülya'cığım o dönem repertuar tiyatrosu yok. Her gece oynuyorlar. Bir ay her gece, hafta sonları matine suare. Hep dolu. Ben bakıcıyla genelde evdeyim. Evet. Genelde beni uzak tutmaya çalıştılar. Mesela bazı arkadaşlarım var. Annesi yahut babası oyuncu olan. Onları kulise mulise taşırlardı. Evet. Ben böyle onun için onun yalnızlığını biraz fazla yaşadım. Ve işte hiç istemedim yani Ankara Maarif Koleji'ne gittim ama sonra işte bir Kırmızı Papuçlar diye bir bale filmi gördüm. Onu görünce ben vuruldum. Çünkü işte babam Tchaikovsky koyar. Ben jupon giyerdim böyle. Kuğu Gölü mesela kendi kendime.
Fethi müzik Kopuz'un kulağım vardı. Var çünkü. Allah rahmet eylesin, Fethi Kopuz'un eşi vardı, Kaya Allah derdi. Ay Cüneyt, sen bu çocuğu baleye ver. Hı. O da öyle, evet bale, bale, bale. Bir de o Kırmızı Pabuçları seyredi. Tamam. Bittim. Gece artık gündüz ağlıyorum, bale, bale. Hem de yatılı istiyorum. Arkadaşlarım olacak çünkü. Yalnız da olmayacağım. Canım benim. Ona öyle girdim baleye. Ama işte... Ama sonra sağlık sorunların olduğu için bıraktın değil mi? 6 sene sonra ama evet, yani 2 yıl yapamaz dedi doktor. Hmm. Sınavda kaldım çünkü böyle bir lumbago geçirdim. Evet. O arada da işte babam böyle böyle kazık gibi koyuyor beni yatağa, kaldırıyor. Merhamet diye kitabı vardı, Stephen Zweig'ın. Onu böyle okuyorum okuyorum. Ya dedim, ben yazar mı olsam? Önce öyle düşündüm. Yoksa çünkü bir hikayem ödül almıştı. 9 yaşlarında hem de Japonya'dan, evet, ödül aldı. Komşumuz gönderdi. Ankara Maarif Koleji'nde müdürdü o da. Hı-hı. Orada almış işte, ne bileyim. Babam da bu yazar olacak galiba filan. Ama sen tiyatroyu seçtin. Ondan sonra dedim ki ben niye tiyatrocuyum? Çünkü babam uzaklaştırdı. Ve gizli gizli orada Juliet'i çalıştım. Sandık odasına girerdim. Elveda. Allah bilir bir daha ne zaman görüşeceğiz. Oynarım. Ezber. Anlattığım şeyleri bilmiyorum. Tekrar anlatıyorum. Yok, çok ama güzel. Çok güzel anlatıyorsun. Sonra bir annemi bir iki gösterdim. Babam dedi ki sen ne yapıyorsun? Girecek misin? Gireceğim baba. Ne yapıyorsun? Juliet'i hazırladım. Gel de dedi, bir bakayım en azından sana gir ya da girme diyeyim. Baktı ki başa yani, çıkamayacak kötüyse istiyor. Kötüyse girme bari, çünkü onda bir ismi var yani. Oh, çünkü hep bana demişti ki yani bu öyle bir meslektir ki ya çok iyi olacaksın ya da ya başka girme. Bir meslek seç. Yorucu, hırs isteyen falan, neyse. Ben oynadım hep oturarak ve gözyaşlarını, elveda Allah bilir bir daha ne zaman görür. Seyretti. Gir dedi, sınava gir. Ben girmeyeceğim. Ama bir iki sana mizansen verebilirim. Hep oturuyorsun ama vermeyeceğim. Çalıştırmış olmak istemiyorum dedi. Hmm. Onu verirsem çalıştırmış olacağım dedi. Öyle girdim. Ay. Çok şükür. Kazandım. Kazandım. İyi ne bir güzel. Şekilde kazandım. Ne güzel. Girdim. Kısmet. Herhalde hayatın boyunca iyi ki tiyatroya karar vermişim, evet, dedin değil mi? Evet, Hülya'cığım, bale çok güzel bir meslek ama kısa, ömrü kısa biliyorsun, evet, yani. Evet, tabii. Tiyatro hep diyorum işte, hafızan seni terk edinceye kadar götürebiliyorsun tiyatroyu. Evet. Aslında ben biraz erken ayrılmak zorunda sen kaldım. Sen sinemaya, evet, geçtin. Babamı kaybetmiştim. Yeah. Susuz Yaz çekilmişti. Bir yol açılmıştı ama bana. Ama o da ödüller bilmem. Ya, yani, evet. Tabii, çok güzel bir başlangıçtı. Evet, güzel bir başlangıçtı. Sonra aslında okula dönmek istedim. Geldim, bir süre kaldım. Bocaladım. Sonra tekrar İstanbul'a çalışmaya devam ettim. Evet. Ama Voltaire'in bir sözü vardır. Hmm. Bütün sanatlar kardeştir. Her biri birbirinin ışığı altında, doğru, ilerler. Doğru. Onun için ben de sinemayı seçtiğim için hep kendimi çok mutlu ettim. Hepsi oyunculuk. Tiyatrodaki ilk oyundan bahsedeceğim, hı-hı, ama önce şunu sormak istiyorum. 70'lerin başında sen bursla Londra'ya gönderildin, değil mi? Şöyle canım, evet, 70-73. Şimdi bilgi görgü diye bir şey vardı, hı-hı, devlet gönderiyordu. Hı-hı. Hatta ben mezun olduğum sene istedim de babam yok dedi, biraz geçsin öyle git. Onunla gittim. Yani devlet bana maaşımı burs yolluyordu. Burs verdi herhalde. Bir nevi, yani burs demeyeyim de devlet maaşımı yolluyordu. Hı-hı. Bilgi görgü diye böyle bir şey vardı. Gidebiliyordun ona. O sayede hem İngilizcemi ilerletmek istedim. Çok faydası oldu tabii, ve de çok ünlü, çok iyi oyuncuları seyretme fırsatı buldum. Ya, yani o da bana muhakkak yani, ki katkı. Sen, değil mi? Tabii ki. Tabii çok ki, önemli bir katkı ki, hem de o yaşlar ki için. Olivia'yı seyrettim. Öyle mi? Seyrettim tabii. Ingrid Bergman'ı sahnede seyrettim. Ay, büyük Anthony şans. Hopkins.
The Elephant Man diye bir şey. Evet, çok, çok güzel. Yani ama oradan böyle... Liz Taylor'ı da seyrettim bu arada. Say, Liz Taylor tiyatro yapmış mıydı? Valla Küçük Tilkiler diye bir oyun bir vardır. Bir oyunda oynadı. Onu da seyretmiştim. İşte Londra zaten bunun şeyi, hazine. Ama o, yani Sir Laurence Olivier müthiş. Sonra dedi ki biz ahbabımız vardı İngiliz. İster misin dedi, bir, dedi tanışmak, bir böyle hani röportaj. Çok utandım. Yok yok dedim, gidemem ben onun yanına. Ay. Yani diyorum, seyretmek bile büyük şans aslında. Oradan sen nasıl döndün Türkiye'ye, ne hayallerle döndün? Evet, dedim ki ben sonra daha kalmak istiyorum. Babam dedi ki bir gel git, ondan sonra bir imtihana gir, bursla gidersin. Döndüm, işte evliydim çünkü ben o zaman zaten. Öyle mi? Eşim arada bir geldi gitti. Döndüm, Cem'e hamile kaldım. Oo. Ve tekrar Londra'ya dönemedim ondan Allah sonra. Allah bağışlasın. Amin. Sevgili amin. Oğlunu. Mukayese yaptığın zaman o yıllarda, tabii ki Türkiye'deki tiyatroyu da tanıyorsun. Orada yaşadığın tiyatroyu da görüyorsun. Yani orada daha farklı mıydı her şey? Böyle şey yaptın mı içinden, ay keşke bizde de bu imkanlar olsa gibi? Valla tabii çok çok güzel oyunlar seyrettim, çok çok güzel. Ama inan bizde çok iyi bir oyuncu potansiyeli var. Yani mesela şimdiki oyuncularımızı da onu diyorum, çok iyi oyuncular var. Tabii oradaki imkan, yani o zaman için oradaki imkanlar da evet, daha farklı. Ama hep bunu söylüyor diyecekler ama elimde değil, bunu söylemeden yapamıyorum. Çok iyi oyuncularımız var, seyrediyorum. Ve hatta bakıyorum böyle dizilerden aldıkları paraları yatırıyorlar. Tiyatro, küçük yerlerde. O, harika. Onları değil takdir mi? Ediyorum. Ben de çok o şekilde ediyorum. Ve de hani bir vakitler tiyatromuz niye az derken, şimdi namütenahi tiyatro var. Ama aması var. Bence eğitmen yetişmiyor diyeceğim galiba. Şunun için, yani çocuklar yetenekli ama tiyatro deyince sen de şunu biliyorsun ki diksiyon, artiküle çok önemli. O kalmadı. Hep babam ve Allah rahmet eylesin, Nurettin Sevin çok canım. Şeydi. Müthiş. Hemen not kırardı. Evet. Artık onunki kadar katı demiyorum ama. Oyuncuların seslerini bırak, ses duyuyorum da ne dediğini anlayamıyorum. Çoğunlukla. Diksiyon ve fonetik diksiyon açısından şey yok. Kalmadı. Sıfır. Türkçemiz zaten bozuldu. Ben sana onu soracaktım. Tabii ki diksiyon, fonetik çok önemli. Ses çok önemli. Sesi yani kullanmak çok önemli. Tabii özellikle. Yarı yarıya yani. Çünkü sahne deyince enstrüman. Önce bu, en önemli enstrümanı seyirci, tiyatro oyuncusu. Seni duyacak. Evet. Ben Türkçemize gelmek istiyorum. Türkçemiz bozuldu. Öyle ya. Türkçemize bir sürü yabancı kelimeler girdi. Sevgilim, güzelim bence. Türkçemiz bozuldu yani. Buna sevgilim, nasıl bir yani yabancı için acıyor? Yabancı kelimeleri de bırak. Yani o da var. Bir de yıllardır bildiğimiz hani dahi oldu dahi. Ya. Bunların anlamı başka. Dünya oldu vaka, dünya. Oldu vaka. Hani vaka. Ama devamlı televizyonda bunu vakalar çoğaldı, vakalar çoğaldı. Vakadır o olay. Yani ukalalık ediyorum galiba hayır, ama. Hayır, hayır. Diyorum ki nerede, ne oldu? Yani sen bunlar de bunu hatırlatmazsan yanlış. Kim hatırlatır? Fiillere hep vurgu basılıyor. Çok güzel olduğunu söyledi. Ne? Yani çok güzel. Yani bunları biz okulda öğrendik ama şimdi kalmamış. Ve onun için hemen anlayamıyorum ne demek istedi. Ha. Ben dahi dediği zaman acaba dahil mi dedim şimdi ya filan. Şimdi artık biliyorum onu dediğini de başlarda böyle oldum. Mesela resim çektirelimdir değil mi? Hı hı. Resim çekinelim oldu o biliyor musun? Geçenlerde genç kız gibi. Geldi. Ah Deniz Hanım ne olur bir resim çekinelim mi? Olur dedim. Ben de dedi tiyatro okuyorum. Öyle mi dedim? Bak ne güzel. O zaman gel bak. Tiyatro çekinme. Okuyorum ve. Çektirelim dedim. Çekin. Nasıl? Resim çekinme, çekinme. O çekinmek başka şey. Yani gayri çektirelim ihtiyari dedi. Ben de yapıyorum bunu. Düzeltmek gereğini sevgili hissediyorum. Sevgili Hülya Hacım. Acıyorum yani. Şimdi bak yeni yetişen çocuklar benim oğlum. Geçen vakalar artmış. Oğlum vaka hadi bak. Aman anneye başlama gene. Ama Türkçe bu. Ha bir de şöyle oluyor. Bir de diyorlar ki bazı gençlerde. Artık zaman böyle oldu. Yani bizi eski buluyorlar.
Bilmiyorum biz mi eskidik ama ben ama üzülüyorum. Ama bir şeyin ya doğrudur ya değildir yani doğru dile getirmek. Tiyatro artiküle yani bizim konuşma sanatı ya. Ne bileyim bilemiyorum. Çok bu konuyu çok söylüyorum ama bıktık bundan diyecekler. Daha da hiç durmadan söyle her fırsatta söyle. Ben de her fırsatta dile getirmeye bizim kuşak bunu. Seyirciyle buluştuğun ilk an yani sahnedesin, mezun oldun evet. Ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnedesin. Hı hı. Aylarca da prova yapsan ilk seyirciyle karşılaştığın anı hatırlıyor musun? Şimdi babam koymuştu onu baştan sonra çok fazla görevi vardı, işleri vardı. Çok. O, sonra Şahap Bey Akın'ın Allah rahmet eylesin devam etti. Sevgili Hülya'cığım. Tabii ki. Yani ben zaten yapı olarak çok heyecanlı bir insanım. Ve her oyundan önce babam da öyleydi. İki gün önceden başlardı evde dolaşır değil mi? Böyle bir şeyler. Ve, ama sahneye çıktığı anda da bir dev. Evet. Ve de oyuna inan iki saat, en az iki saat önce giderdi. Şimdiki 5-10 dakika neredeyse. Çok başka türlü bir saygı vardı. Evet, tabii ki büyük bir heyecanda çıktım. Ama inan bu insan... Yaşı ilerledikçe, daha doğrusu oynadıkça mesuliyet duygun artıyor. Yaşın ilerledikçe mesuliyet daha duygun artıyor. Çünkü sen muhakkak ki onun üstüne bir taş daha koymalısın. Yani geri gitmemelisin. Bu çok önemli. Bir anımı anlatayım sana ya, orada. Çok sevinirim. Şimdi orada böyle biraz değişik bir çocuk yani. İşte yemek yiyorum, sorunlu bir çocuk. Her seferinde de tül perde iniyor. Ben tam tavuk geliyor bayağı da güzel ısıracağım. Devam. O tül perde iniyor, ışıklar sönüyor. Bir gün dedim ki aman şu tavuğu ben bugün ısıracağım yeter artık dedim kendi kendime. 20 yaşında. Ondan sonra tül perde indi ben tavuğu aldım. Gözümü bir açtım. Işık yanıyor. İnanmıyorum. Evet. Ay nasıl yerinde bileşti. Geçtim yerinde Sonra babam geldi. Ne yaptın sen? Ay baba. Neyse rolün biraz götürüyor. Allah'tan rolün uygun. Ya hiç başka bir mesleği hayal etmedin değil mi? Sevgili Hülya'cığım hayır. Yani ya. Bale önce düşündüm. Ve her şerde bir hayır var diyorum dediğim gibi. Tiyatro. Olmadı tiyatro. Düşünmedim hayır. Başka bir şey düşünmedim. Ben öğretmen olmayı isterdim mesela. Ne güzel bir şey. Hayata tabii. İyi insanlar kazandırmak. Onlara bildiklerimi öğretmek. Tabii. Bazen onlarla çocuk olmak ya da onlardan bir şeyler öğrenmek. Çok saygın bir meslek mi? Hayal de olsa ben filmlerimde birçok öğretmen karakterini canlandırdım. Bak o şansın da var. Mesela olmak istediğim bazı şeylere en azından bir sahnede yaptın oldun. Evet. Yani biz çok şanslıyız. Aslında öyle bir mesleğimiz var ki içimizde neler var? Evet. Öğretmen de var, bazen katil var, bazen ressam var. Yani her istediğimiz karakteri canlandırabiliyoruz. Evet. Onun için ben mesleğimi çok severek yapıyorum senin gibi. Muhakkak. Şimdi ilk sinema filmi için teklif aldığın ismi hatırlıyor musun? Metin Erksan değil mi? Evet. Unutur muyum senin o güzel filmi? Benim oradan dolayı tanıdım sen. Çok canım, evet evliydim. Hemen evlendim zaten. Eşim dedi ki böyle bir teklif geldi. O zamanki saçmalık işte ne diyeyim. Tiyatroya tamam dedi ki sinema istemiyorum. Ay niye istemiyorum sinema? Hayır sinema. Tiyatro işte oynuyorsun. O zaman ben de tiyatro. Yani sinemayı böyle sanki... Halbuki hepsi çok önemli. Muhakkak ki yani bunu ayırt edemezsin. Yok ben tiyatroya devam edeyim falan. Ona bir hayır dedim. Sonra bir şey yaptım ama sonra babam da dedi ki sinema da çok güzel bir şey. Babanın düşün, sinemada tabii, çok filmi var. Ona hayır dedim. İşte ondan sonra filmi gidip izledin mi? Hayır onu izlemedim galiba. Hatırlayamıyorum. Galiba izlemedim. Hatırlayamıyorum ama seni izledim. Metin Erksan çok güzeldi. Ama sonradan gelen teklifi, Nejat Saydam'dan gelen teklifi kabul etti. O şöyle oldu Hülya. O çok ünlü bir love story hikayesi. Tabii. Eric Segal'ın yazdığı. Amerikalılar filmini de yapmışlardı. Ali McGraw. Değil mi? Türkiye'de gösterildiği zaman çok fazla ses getirmemişti. Hatta çok yadırganmıştı. Yani Amerikan filminin
bu kadar başarısız olması, yani daha doğrusu gişe açısından başarısız, yerlisinin bu kadar gişe olarak başarılı olması ve orada arkadaşımız Salih Güney'le. Şöyle oldu, benim. Şimdi Bir Bardak Su'da oynuyordum ben, beni Murat Bey mi yahut oğlu Acar seyretmiş derken oradan teklif geldi. Tabii yine benim o zamanki, sonra tabii çok değişti de kocam, yok yeni bilmem. Ay dedim ya, bir yapsam, hayır ne dedi, sinema nereden çıktı ya, tiyatro işte, tamam dedi filan. Ondan sonra Salih de oynuyor. Salih benim dedim okuldan arkadaşım dedim yani filan. Derken Acar Bey'in bir arkadaşı, benim eşim şeyden, İllinois'dan mezun, oradan bir sınıf arkadaşı çıktı. O araya girince filan etti. Peki ne yapayım falan yaptı. Salih'le, bir de Salih oluşu da yani benim arkadaşım, tanıdığım, yakın. İyi ki de yapmışım dedim tabii. İyi ki de yapmışsın ve de çok da güzel bir başlangıç oldu. Babamın bir şeyi vardı. Bak, sinemanın tiyatrodan farkı, çok daha küçük oynayacaksın, gözlerinle oynayacaksın. Bütün ifadeleri gözlerinle vereceksin. Bak sen şanslısın, baban söylemiş. Evet. Ben ilk filmde tabii hiç bilmiyorum. Kendimi sahnede zannediyorum. Büyük büyük hareketler yapıyorum. Özellikle de sesimi kullanmaya çalışıyorum. Bazı gel dediler. Bak burada sahnede değilsin. Büyük oynamana gerek yok. Çünkü burada kamera dediğin aletin önünde objektifler var. Biz... senden çok da uzakta olsak biz seni çok yakından görme şansımız var. Onun için hareketlerini yapar. Kameradan çıkarsın, kadırdan çıkarsın. Bir de dublaj mecburiyeti vardı değil mi? Yani vardı, çünkü sesli çekilemiyordu. Kendimiz konuşamıyordunuz. Ben konuşmuştum ama yani... sesli çekilemiyordu. Çok da fazla üst üste film çekmek mecburiyetinde olduğumuz için. Bu işi yapan insanlar var, onlar yapsınlar diyorlar. Aşk hikayesini seyredelim mi? Ay edelim. O günlere gidelim bakalım. Evvel doktorla konuştum. Hastaneye yatmamın iyi olacağını söyledi. Ne üzülüyorsun sevgilim? Ölüm hepimizin başında. Ha bugün olmuş, ha yarın. Babama bak, hiç üzülüyor mu? Tövbe tövbe, estağfurullah. Bu adamlar Allah'ın işine ne karışıyorlar be ya? Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle demiyorum sana. Seni burada bekleyeceğim Gül. Bu evin dağınıklığı da ne böyle? Ben her tarafı toplarım, çiçeklerin suyunu veririm, sofrayı hazırlarım. Döneceksin değil mi evladım? Bana söz veriyorsun, geleceksin değil mi? Döneceksin ha yavrum? Geleceğim baba, söz veriyorum. Döneceğim. Ah Münir abi, az önce konuştuk ya Türkçeyi doğru kullanmak diye. Ya, ne kadar doğru kullanıyormuş. Tabii, yalnız o zaman tabii geleceğim, gideceğim, biz şimdi oyunda da bunu şey yapıyoruz. Tabii onlar artık belki şey kaçıyor, hani geleceğim, gideceğim diyoruz. Ama mesela şu var, yani şöyle misal olarak anlatayım, takdim ediyor birisini. Falanca, senin ismi vereyim, Hülya Koçyiğit geliyor. Yo. Olmaz. Geliyor. Ama şu da değil tabii, geliyor yap demiyorum. Çünkü diyorlar ki r mı diyelim. Değil. Yo. Ama bunu anlatamıyorum. Nasıl kaybediyor o zaman? Ya. babanın rol aldığı 501. Onda da senin oynaman söz konusuymuş. Söz sonra konusu kabul etmemişsin. Oldu. Niye? Ben onu pek düşünmedim. Yani bana uygun mu bulmamıştım bilmiyorum. Hiç düşünmedim ben onu. Sormadım babana. Okumadım bile yani. Öyle bir ismim geçti falan. Yani o babana sordun mu sormadın mı diye. Peki.
nikah şahidin İsmet İnönü'ymiş. Evet, evet. İsmet İnönü. Allah rahmet eylesin. Oydu nikah şahidim. Evet. Ama biraz... baban yok nikahta çünkü... Babam bir bel problemi geçiriyordu. Aslında. Yataktaydı. Biz sonra nikahtan sonra gittik babama. Orada onunla işte bir öpüştük ettik. Bazen öyle hiç ummadığı şeyler oluyor. Evet, seni de galiba biraz... böyle ona benzer bir şey. Biz de nikahtan çıkıp hasta kayınvalidemi ziyarete gitmiştik. Çünkü kayınvalidem nikahımıza katılamamıştı. Yatalaktı, hastaydı. Evet. Böyle hayat tabii, bu. Tabii, öyle, öyle. Deniz, babanın sana verdiği hayattaki en büyük öğüt ne oldu? Şudur dediğin şey. En büyük? Öğüt. Öğüt ne oldu? Ya da babandan aldığın, onu görerek aldığın ders, ilham. Yani ne geliyor aklına? Şimdi bana işte bir tiyatroyu seçerken onu dedi. Beni böyle biraz naif mi görürlerdi bilmiyorum ama çok tiyatro çok evet. işte yorucu, hırs isteyen, yani burada ya birinci olacağım diye uğraşacaksın ya, yani kolay bir meslek değil, bunu göz önüne alabiliyor musun? Ve de özellikle bu söylediğim şeyi konuşma hocamız da, çünkü benim hocam oldu. Partnerim oldu, genel müdürüm oldu ve de babamdı. Değil mi ya, ben onu da soracağım. İş arkadaşı olarak nasıldı, baba olarak nasıldı diye. Bak sana ne diyeyim. Babam yönetmen olarak yumuşacık bir yönetmendi. Ya. Ve de çok iyi görüşleri olan bir insandı. Öğretmenliğiydi. Oyuncu olduğu zaman biraz daha şey içine giriyordu. Bir de o kadar güzel görüşleri vardı ki. Şimdi sevgili doktor benim en sevdiğim oyunlarımdan biridir. Daha sonra rejisini de yaptım ben onun. Hatta grup olarak ödül aldık Avni Dilli'nin. Konservatuvarda hocalık yaparken. Hocalık yaparken çalıştık. Sonra ben gençlik tiyatrosu diye koydum sahneyi. Orada 5 karakteri oynuyorum. Annem de oynuyor. İşte Alev Sezer, Allah rahmet eylesin. Ay canım. Cihan Ünal, Erol kardeşi, işte pek çok ne güzel insanlar tanımışız değil şimdi mi? O son sahne bir tanesini hayat kadını oynuyorum en sonda merdivenlerden en ağzında Cikret hepsini çıkardım da orada bir rahatsızlığım var, o bir şey eksik gibi geliyor bana filan. Geldi babam en son, o seyrederdi zaten, işte not düşer, şu anlaşılmıyor, bu anlaşılıyor şey filan. Geldi bana en son, zaten eğer babamdan tamam şey yani alırsam, kim yok. Beğenirse beğenmesin. Ama babam kötü yargıla bitti. Geldi, hepsi iyi. Sen dedi şeyde rahatsızlık mı duyuyorsun dedi o hayat. Evet baba dedim, yani çok mu şey kalıyorum böyle, hani masum bu hayat kadını. Çünkü bana hep böyle işte bizim şehirde şunda bunda hep böyle masum kadın gibi evet. onu yakıştırıyorlardı. Evet. Evet. Fazla ince bir şeydim galiba. Öyle düşünme dedi. Pek çok dedi hayat kadını vardır. Gayet masum görüntülü dedi. Böyle dedi, şöyle gibi görünür. Ay, sen kendini düşün. Ay ben bak şöyle yapayım, öyle gibi olayım demeden oyna dedi. Bunu bana dedi. İnan ertesi provada derhal oturttum yerine. Derhal geçti. Sonra premiere falan geldi. Genel provaya genelde seyretmişti. Premiere geldi. Şimdi tamam dedi. Çünkü neden? Hayat kadını deyince böyle peşin yargıyla böyle olmalıdır gibi geliyor. Hani kırıtan mırıtan falan gibi geliyor. Evet, evet. Halbuki değil, ne kadar doğru yol göstermiş aslında. Zaten aslında içi iyi olan bir kadın da hayat kadını olmuş. 5 ayrı karakterdi onlar. İşte bir yönetmenin bir dokunması yani bambaşka. Yani onun dokunması hakikaten bambaşka. Ben sanatçı olarak doğmuş canım, bambaşka türlü bir şey. Hakikaten gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Öyle. Baksana ne kadar dolu sanatı yaşamış ve yaşatmış. Evet, evet. Ve onlarca, yüzlerce de talebesi ama yetişmiş. Yani hep onun hayranlığıyla. O başka türlü aşıktı tiyatroya. Ya. Onun için hayatta yani her şeyden önce tiyatro geliyordu. Tamam ben de çok seviyorum tiyatro ama başka onun, türlüydü onu bilmiyorum. Her şeyi, her şeyi tiyatro gerçekten. Dünyaya bakışın tiyatroydu. Evet. Aslında oğluna da babanın adını vermişsin. Cem Cüneyt. Cem Cüneyt. Evet, Cüneyt onunki de ile yazılıyor. Evet. Oğlum evet, onun acaba derdim tiyatrocu falan olur mu?
böyle seyrederken utanarak seyrederdi öyle biraz. Hmm. Sonra matematik dersleri çok kuvvetliydi. Fen dersleri kuvvetli. Babası da işte inşaat mühendisi bilmem ne. Hocası da dedi ki matematikten dedi bizim sınıfta 3 çocuk var. Birincisi Cem falan. Kazandı. ODTÜ'yü kazandı. Ondan sonra tiyatronun adını etmedi o zamanlar. Bir de şeyi çok güzeldi. Ödül almıştı Limon şeyini yazmıştı. Yazardı. Sonra Amerika'ya gitti. Orada da business computer bilmem ne falan okudu. Şimdi desem sana bunların hiçbir petrol mühendisi çıktı. Harika. Bir de söylemesi ayıbı galiba Cem de kızıyor bana. Bayağı da high honor student falan olarak bitirdi yani o şekilde. Ondan sonra ne yapacaksın? Şimdi gelmiş diyor. Bu oyunu şimdi şarkı söylüyor şeyde. Kendisiyle söylüyor diyor. Cem ne yapıyorsun diyorum. Ya, bir ara çok... traderlık falan yaptı başka bir şeylerle uğraştı. Deli gibi şarkı söylüyor ve de geçen gün babamın kemancısını bir zengin onu İngilizce söylüyor. Aman bir güzel. yani nasıl anlatayım sana armut dibine mi düşer ne olur yani aslında yeteneği var. Varmış ve de ama... onu yaptığı zaman kendini mutlu hissediyor. Evet, şimdi çok mutlu onu yaparken. İşte önemli olan onun ben mutlu diyor, olması değil mi? Ben diyor, demin öyle petrol mühendisi falan değilim ben diyor. Ya bitirdik o kadar diyor bana. O kadar okuduk işte hatırınız için. Evet, onu da diyor. Hani boşuna okuduk diyor. Peki o zaman artık yavaş yavaş filmler çekmeye başlıyorsun aşk hikayesinden sonra. Birçok film. Yani sen sayabilirsin. Seninkine kıyas edilmez tabii. Yani evet, Aşkların En Güzeli Tarık Akan'la, Asi Kalpler Edişim. Var bir şeyler var. Var. En son dolu. Camdan Kalp vardı. Gelin falan oynadık. Camdan Kalp. Tuzsuz Deli Bekir, Ankara'da çekildi şeyle, Alev'le. Evet. Tuzsuz Deli Bekir'den görüntülerimiz var. Ya sevgili Alev hemen gözümün önüne geliyor ya, şu an. Çok erken, çok erken gitti. Allah'ın rahmeti. Çok erken çok gitti. Sevdiğimiz hep bir arkadaşımız. Hep partner olmuştur bana. Evet. Evet. Romeo Juliet. Tabii o da çok yakışıklıydı. Sen de çok güzel. Turgut Özakman'ı da anmalıyız ya, burada. Çok güzel eserler bıraktı evet, ardında. Çok, çok kıymetli bir yazar tabii. Evet, şimdi biraz izleyelim. Ne güzel be. İnsan kestane fişeği gibi patlayıp rengarenk dağılıp uçmak istiyor. Seni yaradana, beni doğurana kurban olayım. Affedersin, bildiğim tek şakaydı. Bir şey oldu mu? Ne oldu? Konuş ne olur, affet beni. Meğer sen de deliymişsin kızım. Ne güzel deliymişsin hem de. Ver elini. Hayatın saf yokuşunu tırmanacağız hadi. Öyle değil böyle. Kes şimdi. Az önce Camdan Kalp dedin. Biraz seyredelim onu da. Ha var mı? Artık yeter. Ya ben de yeter dersen. Ya ben de 40'ından sonra kendimi senin gibi anlamadığım kitaplara, yarım yamalak fikirlere, o kafası karışık avantajcılar grubuna teslim edersen? Benim değer verdiğim şeyler hakkında böyle konuşamazsın. Konuşurum. Konuşamazsın. Yalvarırım. Yalvarırım, yanlış anlama. Ama gerçekler... Gerçekler kırık bir kalem gibidir. Onlarla yazı bile yazılamaz. Kırık bir kalem. Kırık kalemi falan bir kenara bırak. Çok şey istemedim ki senden. Ne olur, basit ol. Eskisi gibi. İş yapacak, Adanalı çocukların anlayacağı filmler yap. Gazeteler söz etmez oldu. Unutuluyorsun. Gazeteler muhbir babaların fotoğraflarını basıyorlar ya, yetmez mi? Yetmez. Bunu kendine yapamazsın. Vur, ya net kitapların arasında buldun. Kırık kalem.
Ver onu diyorum. Çarpılacaksın. Çarpılayım, biraz da beni çarpsın. Ver o kitabı. Ver. Ver o kitabı diyorum. Adında bile hayır yok. Traktatlısın. Ver şu kitabı diyorum. Ne anlıyorsun bundan ha? Kafanı karıştırmaktan başka ne? Ver şunu. Ver. Ver diyorum. Tanrım, şu yaşadıklarıma bak. Bırak o kitabı bak. Bırakmayacağım. Bırak o kitabı diyorum sana. Dur. Fazla karanlık. Ben bu filmi seyrettiğim zaman çok etkilenmiştim. He. Gerçekten çok ödüm güzel. Ödüm gibi bir şeyler de aldı tabii, bu film. Tabii tabii. Hatta şey. Ben de jürisindeydim. Öyle mi? Evet. Çok etkilemişti beni. Çok beğenmiştim filmi gerçekten. Peki biz ikimiz şey. Beraber bir film yaptık. O dizi. O televizyon için yapılmış bir filmdi. 15 bölüm müydü, 13 bölüm müydü? Onu değil beraber mi? Yapmıştık. Yok mu? Biraz seyredelim onu da. Ha, var mı? Başvurumuza cevap geldi. Beni bekliyorlar. İstersen hala vazgeçebilirsin. Kararımı verdim. Ama... Başka çarem mi var Süreya? Çocuklarım için yaşamalıyım. Ama bu durumdan onların hiç haberi olmamalı. 6 ay, 1 yıl, hatta daha da uzun sürebilir bu. Sürsün. Yurt dışında bu kadar uzun süre kalmayı bir şekilde izah etmen gerek onlara. Öğretim üyesi değil miyim? Yabancı bir üniversiteden teklif geldi falan derim. Sen bir karakteri canlandırmak üzere nasıl karar veriyorsun? Bunu hissediyorum veyahut da bu yazmış veyahut da şöyle bir ekip çekiyor diye mi karar veriyorsun? Yoksa rolle ilgili bir içinde bir şeyler mi hissediyorsun? Tabii ki. Yani eseri önce tabii ki bir bütün olarak okuyup onun içindeki tabii ki onu o sesli olarak okuyorum. Yani kendime yakın hissedersem, hı hı, o duyguyu duyabilirsem o zaman evet bunu oynayayım diyorum. Evet. Ama bazen de yok diyorum, bu bana çok uzak. Öyle olduğu zaman da hiç düşünmüyorum. Evet. Peki yani bu arada canlandırmak isteyip de canlandıramadığın bir karakter var mı? Gerek bak, tiyatroda gerek sinemada. Bunu söyleyeyim. Yıllar önce yani mezun olduğumuz yıllarda babam demişti ki senin tam tipin Çehov'un Nina'sı demişti. Çehov. Sonra Çehov bayıldığım bir yazar. Ben de. Şimdi hep diyordum Allah'ım bir kısmet olsa da şu Martı'da şeyi oynasam. O da yani kısmet olmadı, seneler geçti, gençken oynanması gereken bir rol. Fakat bak nasıl tecelli etti şimdi, bu yaşta oynadım. Sahi misin? Er ya da geç. Hayır. Sanat yemekte yenir mi var ya şimdi tiyatro yapıyoruz. Evet. Bu oyunda böyle egosantrik bir kadın aktris. Ama işte ben oynarken ben bilmem ne. İşte benim karakterime çok zıt. Zıt olmasına rağmen bunu oynama hoşuma gitti. Çünkü bu tamamen benim dışımda bir karakter. Ben hiç öyle değilimdir. Onun için hatta acaba inandırıcı olabilecek miyim falan dedim. Zeliha ile de konuştum. Orada diyorum ki işte hep ben derken biraz da kaçık yani şey. Bir şey olarak girdim. Ofelia olarak. Onu da çok isterdim. Kısmet olmadı. Ya, şey ismini hamletmeden Ofelia. Gençliğimde kaçtı onlar. Ondan sonra burada işte Nina olarak. O, gör bak diyorum nasıl oynuyorum Nina'yı. Ve Nina'yı oynadım. Ofelia'yı oynadım. Zeliha'ya dedim ki bu yaşta kısmet oldu bana bunları oynamak. Zaten diyor ki şuna bak diyor. Bu yaşta ne oynuyor diyor. Bu diyorum tiyatro ya. Tiyatro. Her yaşta her şey oynanır. Tiyatro bu diyor. Ya harika. Çok güzelmiş. Burada Allah bana kısmet etti bu yaşında. Evet. Deniz'cim, devlet tiyatrolarında sen yıllarca sahne aldın. Değil mi? Tabii. Yani o ilk yıllarda aslında rol seçme şansı olmuyordu değil mi? Yok
Yani ne artık ki, ne diye çıktıysa listede ona giriyordun, oynuyordun. Ama bazen yani az önceki konuşmandan yani anladığım kadarıyla yani Ofelia'yı mesela oynamak isterdim dedim. Belki de sahnelendi o yıllarda. Benden mezuniyetimden önce oynamıştı. Önce babam Hamlet'i oynamıştı. Galiba Gülşen Alnıaçık mı oynamıştı bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey vardı Hülya. O zamanlar böyle dizi furyası falan da olmadığı için. Belki diyorum çünkü o da biraz engel olmaya başladı. İşte tiyatrodan para kazanamazsın. Yani tiyatro bir aşk. Dizilerden yani kazanıyorsun. Şimdi biz gelirdik yani bakarız. Ay ilk sezonda hiçbir işim yok. İnan çöker yani yoksa. Olması bizi çok sevindirirdi. Ama son zamanlar öyle oldu ki baktım olmayan seviniyor. Aman iyi ya dizi vardı iyi ki bir işim yok. Bu hale geldi. Realite. Gerçek. Evet onu şimdi gençler de onun için diyorum yani. Tiyatro tiyatro. Para kazanmayı düşünüyorsan tiyatroyu koy bir kenara. Ha ama ben buna aşığım, ben bunu yaparım diyorsan tamam o zaman gir. Kolay iş değil ama tiyatronun verdiği hazzı, zevki bilmiyorum. Ya doğru. Yani, çok bir oyuncu için seyircinin karşısında yani olmak kadar. Yani sinemada tabii ki çok önemli. Ama kesmiyor. Doyurucu bir şey olamaz. Tiyatroda seni kesmiyor. Çıkıyorsun, kötüysen de dönme şansın yok. Hani sinemada kötüyse onu bir daha tekrar çekebilir. Tekrar çekiyorsun. Ama bir duyguya girdiğin zaman da onu tırmandırabiliyorsun. Sinemada stop diyor. Şimdi şuradan devam et diyor. Yani... Çok güzel tanımladın. 70'li yılların başında babanla Dam'daki kemancıyı oynuyorsunuz. Evet. Bir gün deprem olmuş siz sahnedeyken. Onu sen anlatır mısın sen? Evet o şeyde İstanbul'da bu AKM'de oynuyoruz. İkinci oynayışımız mıydı? Birinci galiba. Ay bilmiyorum şimdi tam hatırlayamadım. Alev'le arkadayız. Biz babam da Allah'la konuştuğu sahne. Ulu Tanrım işte merdiven yukarı çıkan nedir benim bu fakirliğim? Beni dinle Tanrım. Ha sen ki depremler verirsin derken birdenbire biz sahne asansör sallanmıyor. Tırt 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 olduk. Alev'le ben olduk böyle eyvah. Babam da dedi ki birden şunu da duydum bir uğultu diye seyircide bir uğultu oldu. Babam da dedi ki fişek gibi aklından şu geçti dedi. Denizler de bu arkada sahnede asansör sahnedeyiz. Acaba keseyim mi devam edeyim bu şimşek gibi geçti dedi. Ya. Devam et dedim de devam etti. Babam devam etti seyirci oturdu. İyi ki dedi sonra fakat inan dedi. Şimşekler çaktı. Şimdi bir şey olmasa olsa Allah korusun. Yani düşün. Ben sebep oldum. Hani kaçmalarına fırsat. Böyle bir şey de yaşadık. Şimdi filmlerin ardından birçok da dizi yaptın. Ne yaptım? Bayağı. Filmlerden çok daha değil fazla mi? Tabii. Onlardan biri de o sıcacık hikayesiyle hepimizi böyle ekranlara bağlayan Baba Evi. Baba Evi çok unutulmaz bir diziydi. Evet. 4 Ondan da VTR'miz var. Biraz evet, onu da hatırlayalım. Onu ben de. İstemeye geleceklermiş. Evet duydum. Annem söyledi. Ailesini tanıyan bilen var mı? Bir soruşturmak lazım. Var. Şey canım. Sami enişte. Bilmiyor musun? Annem söylemedi mi? Sami eniştenin yakın arkadaşıymış. Yani Zülküf'ün babası. Şaşkınlıktan herhalde unutmuşum. Çok tatlı iki yaşlıymış baba. Zülküf de tek oğullarıymış. Şimdi oldu işte. Damat adayı da gelsin o gün. Bir tanışalım konuşalım çocukla. Tabii usul bu gelir. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle Mahmut. Ha hanım. Madem Sami tanıyormuş o da gelsin mutlaka. Peki Mahmut. Bilge ne yaptın kızım? Tamam değil mi? Tamam galiba. Oh be. Boğazımıza kadar yalana battık. Sami enişteni nereden çıkardın? Bilmiyorum ki. Üzülme anneciğim. Sonu iyi olacak. İnşallah. Hiç tanımadığımız iki insan. Bir de pimpirikli Sami enişten. Of bir ortaya çıkarsa yandık. Öyle seviniyorum ki. Sonunda Zülküf'ün de bir ailesi oldu. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Geçmiş yıllar. 4 yıl oynadı bu. Ya bayağı oynadı. Uzun oynadı. Halil Ergün. Bir yıl daha oynayacaktı ama. İsmet Ay falan da vardı. Vardı. Altan Karındaş, İsmet Ay. İsmet Ay. Ne güzel isimler aramızdan ayrıldılar. Evet.
Bunda da mesela bu dizi için, pardon sözünü kestim. Yok hayır. Çeşmedeydik, eşim de hayattaydı. Ay hayır diyeyim, yok yok dedi. Onu ısrar etti buna. Yap bak, yap yap diziyi. Bak nerede nereye. Başlangıçta sinemayı istemem diyen adam. Allah rahmet eylesin. Evet. Diziler devam ediyor. Kara Melek. Ha yani aşka evet, sürgün. Evet evet evet. Çok. Onlar da bir Aşka Sürgün galiba 2 yıl mı falan böyle. Bayağı bir de uzun oldu. Süren diziler. Tabii en uzun diyor. Baba evi. Son yıllarda böyle dönem dizileri başladı. İnsanlarda da bir merak başladı. Yani geçmişi anlamak, tanımak. Geçmişte, tarihte birçok dizi çekildi. Sen ne düşünüyorsun diye soracaktım. Yani tarihi dizilerle ilgili. Vallahi tarihi dizi, güzel diziler yapılıyor ama şimdi maalesef utanarak söylüyorum bunu, izleyemiyorum fazla sevgili Hülya'cığım şu sırada. Bir de şeydi, bizim şimdi provalar falan çok yoğundu. Hmm. Ondan sonra oyunlar başladı. Yani arada bir rastladım ama hani bu iyi, takip, bu bilmem ne değil edemeyim. Diyecek düzeyde seyrettiğimi söyleyemeyeceğim. Olsun, ben yine de o Müşrika Sultan'ı görmek istiyorum. Biraz ondan görüntülerimiz var. Ben de bakayım, merak ettim. Bir hatırlatalım sana da. Bunca sene canımın ne zaman ne istediğini bildin. Söylememe fırsat bırakmadan hazır ettin. Allah razı olsun. Rabbim esas sizden razı olsun efendiciğim. Sözünü etmeye değmez. Değer. Değer. Neler gördük. Ayşe de bilir. Selanik'e gönderildiğimizde trende çok ağlayıp ilenmiştim. Size edenler ettiklerinin karşılığını buluyorlar şimdi. Halife-i Müslim'in ahını aldılar. Elbet iflah olmayacaklardı. Öyle deme. Öyle deme Müşfik Hanım. Ben kimseye ah etmiş değilim. Başımıza gelenler takdiri ilahi. Hatırladın mı? Hatırladım. Ben böyle seviyorum dönem tabii, dizileri. Ay, muhakkak. Vallahi çok severek izliyorum. Çok güzel şeyler de yapıldı tabii de. Evet. Şeyi sormak istiyorum. Dijital artık platformlara kaydı. Daha çok internet üzerinden insanlar filmleri seyrediyor. Senin de böyle rol aldığın Şahsiyet dizisi var. Ha, Şahsiyet. Evet, orada değil da galiba bir bölüm düzenliyorum. Bunlar hani böyle uzun sürmediği için Haluk'la beraber... Bilginer. Haluk, yani Haluk'ta bir sahnem yoktu da. Ama Haluk Bilginer o filmle çok ödül önemli aldı. Bir ödül aldı. Çok çok evet. Çoktan evet. Hak ettiği evet. Bir ödüldü elbette. Evet. Yani bizi gururlandırmışlar. Tabii muhakkak. Bir oyuncunun muhakkak, ödül alması çok. Muhakkak. Yani orada benim parmağım da vardı diyeyim. Sadece bir uçu kadar çıktı. Ama çok önemli. Bazı öyle roller vardır ki işte bir parmak. Ama iz bırakır. Onun için... Teşekkür ederim ama yani benim orada çok ufak bir şey tabii. Ya aslında şimdi bütün dünyada da çok küçük bir rolde görünen nice Hollywood yıldızları var. Yani o orada o bir simge, onların orada olmaları. Bir parmak iz bırakmaları. Onun için bazı filmlerde karşı birdenbire insan heyecanlanıyor. Tabii ki. Bir de demin az önce de konuşuyorduk. Biz de hakikaten sevgili Hülya, şimdi anne oynuyor dizide. 40 yaşında bir kadına işte 25-30 yaşında birini koyuyor karşısına. Vallahi seyrederken bu şimdi acaba bunun şimdi annesi mi, arkadaşı mı yahut sevgilisi mi? Niye bunu yapıyorlar bilmiyorum. Yani değil mi? Her yaşta oyuncu, yani yok mu o yaştaki oyuncuya anneyi oynat? Niçin bunu yapıyorsun? Ben bunu anlayamıyorum. Yani yapma, onu yaşlandırma. Bırak o yaştaki bir kadın oynasın onun yahut ana. Daha çok kadınlar çekiyor bunu, ceremesi. Ben aynı şeyi ben de hatırlatmakta yarar görüyorum. Gerçekten sadece gençlerin yer aldığı iş değil bizim evet. işimiz. Her yaşta oyuncu tabii var. Çünkü her yaştaki insanı canlandıracaksın. Evet. Dolayısıyla makyajla yaşlandırılmak bir
ihtiyaç olmadıkça, yani evet, bir mecburiyet olmadıkça, ha, tabii, ne gerek var hiç, dediğin gibi hiç, onu üstlenecek. Bırak kendi yüzüyle tecrübeli nice yani, oyuncular var. Tabii, dediğin tabii, çok doğru. Hem sinemada hem tiyatroda bir nevi böyle bayrak yarışı gibi, hani el vermek gibi. Gençler tabii ki gelecek ama kendilerinden önce bu işi yapan insanlardan da tecrübe kazanacaklar. Onlarla birlikte, yani ne kadar okulda öğretiliyor olsa da bu iş, zannediyorum tecrübeyle insan sahnede pişer. Bu babamın lafıdır. Sahnede pişer. Yani okul tamam. Evet. Bir defa hep der ki şu hakikaten bir kumaş düşün. Yani sende o potansiyel olacak. Tabii. Bu kumaşı bir terzi, evet, yapacak biçecek. Ama tabii ki yani okuldan sonra bana, hatta ben yükseği okurken de bir ara bilmiyorum ki hani bir an önce başlasa mıydın gibi bir laf etmişti öğretmen olduğu halde. Çünkü insan sahnede pişiyor. Oynadıkça pişiyor. Tabii ki okulda bir sürü bir şeyler öğreniyorsun ama yılların, yani sahne çok şey öğretiyor insana. Sen bildiğim kadarıyla yönetmenlik yaptın. Yaptım ama... öğretmenlik yaptın. Sevgilim bir oyun koydum yani işte yani, dediğin gibi ama o da ödül aldı falan. Bir evet. Yani grup olarak aldık da. Tamam. Oyun yazdın mı diye soracağım. Hayır, oyun yazmadım. Sahi mi? Beni zannettiler ki böyle Japonya'dan şey kazandım. Bütün şey orada bitti. Ya, yani ama üzerine gitseydin. Keşke belki gitseydim, bu da çok güzel. Şimdi baban da şey istermiş ama, baksana. Aa, çok güzel bir şeymiş ama maalesef hiç onu denemedim. Denizciğim, bir saate sığdıramadım ben. Hadi seninle mi? Daha çok paylaşmak istediğim şey var. Çok teşekkür, ediyorum ben geldiğin için. Ederim. Seni görmek çok benim mutlu ettim. Benim de öyle beni. Böyle güzel yüzünü tekrar gördüm yıllar sonra. Çok teşekkür ediyorum Hülya'cığım. Sağ ol canım benim. Ben de senin bu aydınlık yüzünü gördüm ya. Çok uzun zamandır görememiştim. Bir hasrettim. Sağ ol. Bugün hasreti de gidermeye çalıştım. Tekrar teşekkürler. Sevgili seyircilerim, sanatın içindeyiz hepimiz her an ama sohbetimiz bitmiyor. Bitmez de, bitmeyecek de bence. Sevgili Deniz Gökçer'e bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar birlikte olmayı diliyorum. Görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.